Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Victor Lindelöf'ü sizler için değerlendirmeye, sizlere anlatmaya çalışacağım. Lindelöf hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Yine her zaman olduğu gibi oturdum. 5-6 maçını izledim Lindelöf'ün. 60-70 tane arası görsel çıkarttım. İsveç milli takımını, Manchester United'daki maçlarının 90 dakikalarını izledim. Sizlere oyuncuyu anlatmaya çalışacağım, analiz etmeye çalışacağım. Lütfen sizler de yorumlarınızı belirtiniz, düşüncelerinizi belirtiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızda bir çekiliş var. Abone olarak bir yorum yaparak bir poster, bir tane de bardak vereceğiz ay sonunda. Çekilişe katıl alabiliyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Sizin zamanınızı almayacağım. Öncelikle kimdir kısmına değineceğim. Daha sonra saha içi analiz kısımlarına değineceğim. Kimdir kısmını şöyle pratiği hızlı bir şekilde verelim. Başlayalım. 29 yaşında 1.87 boya sahip stoper mevkisinde oynuyor. Bu sene sol bekte de bir hayli fazla kullanıldı. Sağ ayaklı bir futbolcu. İsveç milli takımında 68 maçı var ve İsveç milli takımının kaptanı. Diyeceksin sağ ayaklı nasıl sol bek oynatıyorlar? Oynatmışlar yani, ısı haritasını falan koyacağım. Yani görselleri de koyuyorum zaten. Bu yıl 28 maça çıkmış. 1 gol 1 asistlik bir performans var. Toplam kariyerinde 468 maç, 9 gol 12 asistlik bir performansı var Victor Lindelöf'ün. İsveç altyapısını, yani İsveç'te altyapı eğitimini alıyor. 2012'de Benfica B takımını 3 milyon euroya transfer oldu ki 2012'de de fena bir para değil yani, 3 milyon euro, 15-20 milyon euroya bazen takım kuran takımlar oluyordu o yıllarda. Yani iyi bir paraydı. 2017'de Manchester'a 35 milyon euroluk bir transfer bedeliyle transfer oldu. Yaz transfer döneminde Victor Lindelöf. Bu sene sol stoper ve sol bekte bir hali fazla oynamış ve şuna değineceğim kimdir kısmında, daha sonra teknik analize geçeceğim. Biraz Lindelöf'ün sakatlık sıkıntısı olduğunu iddia ediliyor. Yani Lindelöf'ün biraz böyle sakatlık problemleri yaşayan bir futbolcu olduğu söyleniyor. Bu yıl 22 maç kaçırmış Lindelöf sakatlıklar yüzünden. Ama geri kalan 5 sezonda da sadece 19 maç kaçırmış. Yani bu sene özel biraz sakatlık problemleri yaşamış. Öyle kronik bir sakatlığı olan bir futbolcu değil Victor Lindelöf. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi teknik taktik boyuta geçelim. En sevdiğim yer, sizin de biliyorum en sevdiğiniz yer. Şimdi öncelikle oyuncunun hava hakimiyeti ve atletizmiyle girmek istiyorum mevzuya. Şimdi oyuncunun ya ikisinden de biraz defolu bir futbolcu Victor Lindelöf. Yani aslında bu paralara nasıl çıkmış, bu mali paralar ona nasıl verilmiş, inanın yani şaşırılacak bir olay. Hani 35 milyonluk bir bonservis verilmiş oyuncu. Şimdi bir kere oyuncu çok hızlı bir oyuncu değil, çok atlet bir oyuncu değil. Yani şimdi Rıdvan Dilmen'in Kim Min-jae'yi eleştirdiği şekle gelmek istiyorum ama ben izledim abi. Yani ben Rıdvan Dilmen gibi izlemeden yorum yapmıyorum. Oyuncuyu oturdum izledim. Hızlı, atlet bir futbolcu değil bu oyuncu. Yani mesela atılan toplarda, arkasına atılan toplarda, geçişlerde mesela, şimdi bir görsel koyacağım. Fulham maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçiş savunmasında onun arkasından çıkan oyuncu nasıl ona deparlo geçiyor? Pozisyonu bitirdiği noktada Lindelöf nerede, oyuncu nerede? Yani bu geçiş savunmalarında rakibine karşılık verebilen bir oyuncu değil. Yani hızı, atletizmi düşük bir futbolcu. Açık alanda birebir yakalandığı zaman mesela sıkıntı yaşayabiliyor. Geçiliyor. Oyuncular durmadan şut pozisyonu buluyorlar, şut atıyorlar falan. Ha, bu noktada çok ciddi bir zaafı var oyuncunun açık alanda yakalandığı zaman hız konusunda. Ki birazdan kime benzettiğimi söyleyeceğim, aslında çok daha iyi anlayacaksınız oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu. Kendisini durmadan geri atıyor diye bir madde eklemişim. Yani mesela rakipler onun üzerine gidiyor birebir. Bu noktada durmadan, hamle yapmadan geri adım atıyor. İsveç Portekiz hazırlık maçında 2 tane üst üste böyle gol yedirmiş oyuncu yani. Geri adım atarak oyuncular, onun üzerine giden Portekizler 2 tane gol atmış. 2 tane farklı pozisyonda. Ya böyle bir zaaf var yani, oyuncu hamle yapmaktan çok çekiniyor. Zaten bir hamle stoperi değil, bir denge stoperi. Yani çok fazla çıkıp hamle tackle yapıp oyunu bozan oyunculardan ziyade biraz da arkada pozisyonunu koruyan bir futbolcu. Birazdan artılarına değineceğim zaten buna. Demişim ki denge stoperi demişim son not olarak. Evet, bir denge stoperi. Bu adam çok fazla hamle yapan, çok fazla tackle'a çıkan, çok hareketli bir oyuncu değil. Biraz da arkadaki alanını kontrol eden futbolcu konumunda. Ki hızlı olmaması da zaten onun o tackle'ları çıkamamasının, hamle yapamamasının önüne geçiyor. Hani hızıyla çok orantılı. Yani hızlı bir oyuncu olsa daha şeye girer, tackle'ları çıkar. Daha çok pas arası, daha fazla fiziksel olarak oynamayacağız. Ama bu adam hızlı olmadığı için kendini daha geri atarak oynuyor. Şimdi hava hakimiyeti %40 ile oynamış geçen sene. Yani çok fazla havadan iyi değil. Yani özellikle onun üzerine oynadıkları zaman Ivan Toni'nin falan topu indirdiğini gördüm. Yani ciddi bir şekilde hava dezavantajı olan bir futbolcu ki 1.87 boy fena bir boy değil ama %40 ile oynuyor. Şimdi bunu şuna bağlıyorum. Yani adam zıplamayı bilmediği için değil arkadaşlar. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Oyuncu yeterince temaslı ve sert bir futbolcu değil. Ya baktığım zaman bir stoperden ne beklersin? Mesela geçen sene Fenerbahçe'de biz Bekao ve Ciku'dan ne görüyorduk? Ya çok yüksek, yakın oluyorlar. Rakip stop santraforları bitiriyorlar. Buksa'yı bitiriyorlar. O Hataylı Azerbaycanlı futbolcuyu bitirdiler. Durmadan uğraşıyorlar. Icardi direğe çarpıyor. Yere düşürüyorlar falan. Adamı eziyorlar. Hafif bir itiyorlar. Bu adamda bu hiç yok. Bu hiç çok, yani benim hayatımda izlediğim en temassız futbolculardan birisi nedense. Yani çok anlamsız. Hava topuna çıkıyor. Hiç rakibi bozmuyor bile. Ya abi hava topuna çıkarken rakibi biraz bozarsın. Bir tık dokunursun. O adamın bütün dengesini bozarsın. Şimdi bu oyuncuda bu hiç yok. Yani
çok büyük bir dezavantaj aslında Lindelöf için. Hava hakimiyeti %40 ve havadan gerçekten iyi değil. Ya Türkiye'de bu rakamı biraz yukarı çekecektir. Biraz Premier Lig seviyelerinde düşük kalıyor ama hani Premier Lig seviyesi ona yüksek geliyor ama hani ne olursa olsun ne atletizm konusunda çok iyi seviyede ne de havadan iyi seviyede. İkisinden de biraz da yani keskin bir özelliği yok futbolcunun. Çok ciddi bir sıkıntı bence bu. Ya biliyorum olumsuz başladım ama hani mesela ben Lindelöf, ya şöyle söyleyeyim. Ben Lindelöf'ü tanıyordum bu zamana kadar. Ama oturup detaylı bir şekilde alıcı gözle izlemek başka, tanımak başka. Ama o alıcı gözle izlediğim zaman 10-15 milyon euro arası para konuşuluyor. Bu oyuncuya verilmez bu para. Yani bu imkansız bir para. Çünkü arkadaşlar yani adamın şeyi yani bu bence hava hakimiyeti ve hız çok önemli bir stoperdi. İkisinden biri mutlaka olmalı. Yok abi bu adam. Ha Gustavo Henrique kadar hantal değil ama hani değil abi. Jiku Bekao gibi hızlı, biraz daha böyle hareket kapasitesi yüksek bir futbolcu değil. Ya şimdi şunu diyeceğim. Pozisyon alma bilgisi mesela biraz artılarına geçeceğim. Çok da içinizi karartmak istemiyorum. Hatta sayfamı şöyle çevireyim. Ya bu oyuncu aslında Victor Nelson'a benziyor bu noktadan. Mesela Nelson'da nasıl? Hatırlayın 2 sene önce Sabalo Benizli Hatayspor'la oynarken Victor Nelson'u bir sağa bir sola yatırıyordu. Hatırlıyor musunuz? Açık alanda dağılıyordu. Aslında böyle işte Lindelöf'te açık alanda dağılıyor. Nelson nasıl biraz daha böyle denge stoperi, arkada alanını koruyor falan. Bu oyuncu da arkada alanını koruyor. Ama Nelson bu oyuncuya göre biraz daha böyle havadan iyi. Hani çok benziyorlar. İkisi de İskandinav zaten. Denge stoperler. İkisi de böyle pozisyonunu koruyan, çok fazla hamleleri olmayan futbolcular. Bu noktada Nelson'a benziyor ki pozisyon alma noktasında da buradan giriş yapmış olayım. Yani alanını iyi koruyor. Mesela Varane öne çıkıyor, tackle'a çıkıyor da Martinez tackle'a çıkıyor. Hemen orada çıktığı anda alanını iyi koruyor. O boşalan alanı, yanındaki arkadaş şimdi boşalttığı stoper bölgesini iyi kapatıyor. Mesela orada hatalar yapmıyor. Pozisyon hatası yapmıyor. Kanattan top geldiği zaman kesilen toplarda müdahaleleri iyi. Yani orada müdafaa etme noktasında oraları iyi. Yani klasik bir denge stoperi. Yani işte diyorum ya Victor Nelson'u izliyorsunuz yıllardır Galatasaray'da. Nasıl bir stoper abi? Aynısı. Mesela hani Jiku Bekao gibi bir oyuncu değil. Böyle çıkıp tackle'lar yapan, çıkıp durmadan top kazanan, baskılayan bir oyuncu değil. Kendini arkaya atan, arkada o pozisyonunu alan, pozisyonunu kapatan bir oyuncu. Bu noktada hani denge, şimdi mesela çok mu iyi bir denge stoperi? Ya evet, belki pozisyon alma hatası yapmıyor. Belki pozisyon hatası kaybetmiyor pozisyonunu. Ama şöyle bir sıkıntı var abi denge stoperliği noktasında. Üzerinize yüklendiği zaman özellikle mesela Lukaku gibi bir oyuncu yüklense hani o sertliği, o şeyi koyamıyor ortaya. Mesela sert bir oyuncu değil. Az önce hava topundan bahsettim ya. Yerden de sert bir oyuncu değil. Yani bazen kayarak müdahaleler falan yapabiliyor. Sıkıntı yok. Açık alanda hani o kadar çöp bir futbolcu değil. Açık alanda rakip ayağından açıldığı zaman kayarak topa müdahale yapabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Çok fazla böyle temaslı oyunu beceremediği için, çok fazla sert olamadığı için o denge stoperliği noktasında da sıkıntı yaşayabilir. Yani bu hani adamın ya bu adam aslında bir ön libero olacakmış, tekniği yetmemiş de arkaya almışlar. Bak çok açık söylüyorum yani. Ya Benfica performansı iyi olabilir ama son Manchester performansı gerçekten iyi değil. Bu bonservislere nasıl çıkılmış ben hani hayret ediyorum. Fenerbahçe'nin de içinde gerçekten çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Hani diyeceksiniz Premier Lig seviyesi başka bir seviye ama abi yani keskin bir özelliği yok adam. Denge stoperi diyoruz ama o denge stoperi olacak da hani o mesela bir Kim Min-jae nasıldı? Adam o yani yarıyordu adam. Kim Min-jae'nin üstüne gidemiyordu. Kim Min-jae adamı korkutuyordu. Yönünü değiştirtiyordu adama. Yani hatırlıyor musun? O Galatasaray maçında bir tane çizgiden top çıkarttı. Hani bu adamda bu hiç yok. Hani çok o da yok yani maalesef. Pozisyon almayısı iyi dedik. Bir de top tekniği de iyi yani bu oyuncu. Dediğim gibi yani ön libero olacakmış, stopere evrilmiş. Yani gerçekten çok soğukkanlı topla beraber. Gerçekten oyun kurma becerisi yüksek. Topu aldığı zaman soğukkanlı bir şekilde arkada baskıdan da topu çıkartabiliyor. O noktada sıkıntı yaşatmıyor. Topla driplingi var mesela. Öne topla çıkabilen bir futbolcu. Birazdan üçlü oynayabilir mi? Buna da değineceğim. Orada anlatacağım. Ya topla beraber dripling yapıp servis yapabiliyor. Bu noktada oyun kurma becerisi iyi ve takımın da stoperdeki oyun kurucularından bir tanesi oluyor. En önemli oyun kurucularından bir tanesi oluyor. Bu noktada sıkıntı yok. Yani adamın top tekniği çok iyi. Sol bek oynayabiliyor. Bilmesi de aslında top tekniğiyle alakalı ama onu sol bek oynatmalarının sebebi hoca sağ beki muhtemelen çizgiye yolluyordu. Çok dikkat etmedim ona ama hani takım şablonunda sağ bek ileri gidiyor. Arkada iki stoperin yanından Lindelöf geliyor. Orada bir üçlü oluşturuyorlar. Oradan oyunu kurmaya yardımcı oluyor. Çok fazla çizgiye gitmiyor. Genelde böyle derinde konumlanıyor. Hücum bekinden ziyade defansif bir bek olarak kullanmışlar. Burada ya sol bek oynarken çok fazla öne giden, çok fazla hücuma destek veren bir rol yok. Daha çok arkayı üçlüyor. Geçiş savunmasında orada üçlü oyunu, üçlü kalmanızı sağlıyor. Biraz daha orada pas alışverişinde oyun kurmasını katkı yapıyor. Şimdi şu maddeye geçeceğim. Üçlü tandemde nasıl oynar? Yani mesela Mourinho'nun üçlü oynayabileceği de konuştu. Ki bence 4-2-3-1 oynayacak hoca. Ama üçlü oynarsa Mourinho, üçlünün kenar stoper olarak nasıl oynar? Bir kere merkez stoper olarak oynar mı? Ya bence merkez stoper oynayacak hem hava hakimiyetine sahip değil. Çünkü neden? Sizin kenar stoperlerine biraz daha pırpır olacak. Biraz daha tackle'cı olacak. O arkada biraz da alanı kontrol edecek. Eyvallah. Pozisyonunu kontrol edebilir. Alanı kontrol edebilir. Ama mesela genellikle arkaya atılan toplarda hızlı olmanız gerekir. Atılan hava toplarında havadan iyi olmanız gerekir. Denge stoper
stoper olmaz bence. Kenar stoper olabilir mi? Ya şimdi kenar stoperde de zorlanacaktır. Ama en mantıklısı kenar stoper olması. Birinci artısı topla çıkabiliyor. Bir oyun kurma becerisi yüksek. Hücuma destek verebilir üçlü stoperin kenar stoper olarak. Eyvallah, bu işi yapacaktır. Ama mesela bu sefer de şu hareketliliği de ortaya koyması gerekiyor. Hani şimdi üçlü oynadığın zaman nasıl oluyor abi? 3-4-3 dizildiniz diyelim. Hani bu arkada top rakibe geçtiği zaman 5'li oluyorsunuz ya, bekiniz bir anda öne çıktığı zaman ne oluyor? Arkada kaymayı yapıp 4'lüye dönmeniz gerekiyor. Hani Vitor Pereira falan Fenerbahçe'de bunu yapıyor. Mesela Tisserand, Salah çok iyi yapıyordu bunları. Ha, bu noktada bu hareketliliği sağlayabilmesi gerekir. Bu kapasitesi, bu hareketlilik kapasitesi çok olan bir oyuncu değil. Yani bu noktada üçlünün kenar stoperinde topsuz duruşta böyle o tackle'ları çok iyi değil. Yani çıkıp tackle yapıyor, hamle zamanlaması çok iyi olmadığı için biraz sıkıntı yaşayabilir gibi geliyor bana. Ama hani bir kurtarır kenar stoper olur üçlüde. Kapanışa gelelim. Ya ben Victor Lindelöf'ü hiç beğenmedim. Ya belki yanılıyorumdur. Bilmiyorum ben yani. Ama içimden geçeni söylemek zorundayım ben yani. Gördüğümü söylemek zorundayım. İzlediğimi söylemek zorundayım. Hani 35 milyon euro para verdiği oyuncuyu geçen sene 28 maça çıkarttı Manchester. 60-70 tane maça çıkıyor yıllık. Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Premier Lig. Sadece 28 maçta forma giydi oyuncu. Bu noktada sol bek atıldı ki bu oynadığı maçların çoğunda da sol bek oynadı. Yani stoper bile oynatılmamış adam. Çok az oynatılmış. Gittim İsveç maçlarını falan izledim. İlk yarıda biraz stoper oynatılmış ama daha sonra sol bek kullanılmış hep ligin sonuna kadar. Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum, açık söyleyeyim ya. Ben Mourinho'nun da eski öğrencisi. Ben çok yani Fenerbahçe'nin parasının biraz daha doğru transfer. Mesela bak abi, ben geçen sefer Alexander Cicu'yu Beşiktaş'a da konuştum. Bakın bu kanala eskiden arkadaşlar Bir Demet Futbol'du ismi. Biz Beşiktaş'a da video yapıyorduk. Galatasaray'ı da, Trabzon'u da, Fener'i de yapıyorduk. Ben sadece Fenerbahçe'ye çevirdim bu kanalı. Sadece Fenerbahçeli olduğum için, Fenerbahçe'ye daha iyi konsolide olduğu için Fenerbahçe taraftarı. Sadece Fenerbahçe'ye çevirdim. Ben Cicu'yu Beşiktaş'a da konuştum. Alexander Cicu'yu. Fener'e de konuştum. Ya şimdi abi Cicu'yu izledim zaman önce. Cicu'nun topçu olduğunu anlıyordum ben. Yani videom duruyor hala. Hani ben ulan bu adam harbi topçu diyordum yani. Müthiş futbolcu. Ama mesela Lindelöf'ü izlediğim zaman hiç böyle bir şey düşünmüyorum abi ben. Yani hiç bana o şeyi vermiyor. Yani bence çok daha iyi alternatifler bulabilir Fenerbahçe. Sırf yani böyle isime takılmamak lazım. Menajör önerilerine takılmamak lazım. Portekiz çıkışlı bir futbolcu. Portekizli menajerlerin ne kadar aktif çalıştığını da biliyoruz. Bunları çok yememek lazım. Ben çok gerçekten çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Yani Lindelöf ayrılırsa eminim Manchester taraftarı da bayağı bayram eder yani. Ya izliyorum, Harry Maguire falan daha iyi stoper. Mesela Maguire ile herkes dalga geçiyor. Abi Harry Maguire çok daha iyi stoper Lindelöf'e göre. Çok daha doğru bir stoper yani. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım izledim, zevk almıştırsanız sizlerin de düşüncelerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğinizi biliyorum. İstatistiklere bakıyorum. Videolarım 300-400 tanesi sonuna kadar izliyor kişi olarak. Yani lütfen abone olalım. Abonelikle unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı da unutmayın. Hoşça kalın.